Efendim merhaba. Evet, haftanın son detay programında birlikteyiz ve bugün gündemimiz su olacak ama daha da özelde Lefkoşa ve su. Tabii Lefkoşa Türk Belediyesi'nde konuşacağız program süremiz içerisinde. Neden? Çünkü bu akşam Lefkoşa Türk Belediyesi'nde su geçiş dönemiyle ilgili Türkiye'den gelen suyun kullanılıp kullanılmayacağına yönelik bir önceki hiç istemediğimiz sonuçla karşılaştığımız bir önceki oylama sonrasında ortaya çıkan durumu, yani o red kararını yeniden masaya yatıracak Lefkoşa Türk Belediyesi meclis üyeleri. Bunun yanında edindiğimiz bilgiye göre yeni öneriler de var bu konuyla ilgili olarak. Detaylarını az sonra konuşmaya başlayacağız. En azından beklenti o ki bu akşam Lefkoşa'da geçiş dönemiyle ilgili protokola evet deyip bu temiz suyu artık Lefkoşalı'ya da, nasıl ki Maosa'ya, Güzelyurt'a ulaşmaya başladı, Lefkoşa'ya da ulaşacak. Sayın Tarım Bakanı'nın açıklaması var. Karar alınsın, hafta sonu Lefkoşa'ya su verilmeye başlanır diye, böyle elzem acil bir noktadayken bakalım bu akşam nasıl bir sonuç üretilecek. Eğer teknoloji, yani GSM altyapısı sıkıntı yaratmazsa bize, biz de toplantıyı canlı olarak vermeye çalışacağız. Diyalog TV ekranlarında onu söyleyelim. Ve bu giriş sonrasında hemen dönelim konuğumuza. Sayın Sonuç Koyuncu, avukat, Lefkoşa Türk Belediyesi meclis üyesi, Ulusal Birlik Partisi'nden seçilmişti. Sonrasında istifa etti ve bağımsız bir üye olarak Lefkoşalı için çalışmaya çalışıyor diyelim. Benim de değerli bir arkadaşım, hoş geldin. Hoş bulduk. Sonuç. Öncelikle tabii şeyi söylemem lazım herhalde belediyeye girme önce. Ulusal Birlik Partisi iktidardayken çok fazla, genelde, daha doğrusu Ulusal Birlik Partisi için demeyeyim, iktidarda olduğu zaman partiler katılımlar olur. Evet. Sen iktidardayken istifa ettin, o da güzel bir şey. Biraz farklı bir alışılagelmişin daha farklı bir şey oldu bu. Anlaşamadınız mı? Şimdi şöyle bir şey vardı zaten, istifa gerekçemde de belirtmiştim. Bir parti bir belediyeyi kazanır ya da kaybeder. Ama özünde partilerin temel hedefinin topluma hizmet olması gerektiğini düşünüyorum. Ve Lefkoşa Türk Belediyesi özünde düşündüğümüzde Lefkoşa Belediyesi'nin çok ciddi sorunları var. Bu ciddi sorunlara, mevcut sorunlara partilerin çözüm politikaları üretmeleri lazım. Ki oradaki belediye meclis üyelerinin vasıtasıyla da bunları dillendirmesi gerekir. Biz bunu çeşitli defa eten parti içerisinde dillendirdik. Ve taleplerimiz bu yönde oldu. Yani eski siyaset anlayışının değil, yeni siyaset anlayışının, yani çalışan, üreten, taşın altına elini koyan siyasetin aslında varlığının artık egemen olacağıyla ilgili olarak fikir ayrılıkları oldu aslında. Çünkü bu yönde herhangi bir adım atılmadı. Münferit belediye meclis üyeleri kendi başlarına hareket etti. Bazı noktalarda bizim fikirlerimizle yan yana geldi bazı meclis üyeleri. Bazıları o an daha farklı düşündü, daha farklı yaklaşımları vardı. Farklı düşündü. O yüzden bir partisel duruş da sergilenmedi. Bu tarafından baktığınızda böyle bir siyasetin, böyle bir siyaset anlayışının da yeni siyaset değeri olmadığını düşünüyorum. Zaten seçim döneminde ben Ulusal Birlik Partisi'ne siyasete girdiğimde de vaat edilen aslında yeni bir siyasetin artık egemen olacağı Ulusal Birlik Partisi'nde de benim olduğum dönem için en azından söyleyeyim. Ben burada ciddi bir ilerleme kat edilmediğini gördüm. O yüzden de istifa kararımı verdim. Evet. Hayırlı olsun. Önemli yer zaten, özellikle yeni nesilde yeni bir siyaset beklentisi var. Evet. Mevcut siyasi akımın artık miadını doldurduğu, bu popülizmden uzak, halk için icraatlar yapabilecek gerçek siyasi yapılanmalara ihtiyaç olduğu yönünde genel bir eğilim zaten hakim. Umarız böyle sonuçlar çıkar bundan sonraki seçim süreçlerinde. Şimdi gelelim Lefkoşa'ya. Bir önceki, daha doğrusu aslında şu var, Lefkoşalı bu suyu bize verin kardeşim diyor. Evet. Ama parti meclisi, belediye meclis üyelerinden farklı bir şey çıktı, karar çıktı. Burada Sayın Başkan'ın oylama yapacaktı, yapmayacaktı. Galiba bu gibi de, çünkü mevcut şartlarda 8 blok oy bile olsa şeyin, CTP'nin kararlarının üretilmesi gerekiyor ama. Yani düşündüğünüzde mevcutların hayır olduğunu düşünelim. Şimdi 3 tane farklı görüş vardı. Birinci görüş, bunun bir özelleştirmenin başlangıcı olacağıyla ilgili
görüş. Burada iki TDP'li meclis üyesi ve bir YKP'li meclis üyesinin oyu bu yöndeydi. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin yaklaşımı daha çok 2.30 fiyatının reel bir fiyat olmayacağı, şişirilmiş bir fiyat olduğu düşüncesiydi. Ve bu fiyatın müzakere edilmesi yönünde bir yaklaşım sergiledi. Diğer görüş de su kaynaklarının tamamen tükendiği, halkın artık bir an önce bu suyu istediği, çünkü tankerleri bile çağırdıklarında iki gün sonra tankercilerin randevu verdiği bir pozisyona ve fahiş rakamlarla suların satıldığı bir pozisyona düşüldüğü ve gerçekten çok kötü suların artık verilmek durumunda olduğu ve artık bu 2.30'un da aslında belki bundan 5-6 ay önce çok daha öncelerinde müzakere edilebilir pozisyonunun tüketildiğini ve artık süreci uzatmaktan başka, sürece zarar vermekten başka herhangi bir faydasını getiremeyeceği görüşüydü. O nedenle 2.30'dan artık bu suyu verelim şeklindeki üçüncü bir yaklaşım vardı. Bu üçüncü yaklaşım toplam 8 oy oldu. Diğer gelmeyen iki izinli, bir de mazeretini bildirmeyen bir meclis üyesi daha vardı. Üç tane de katılım olmayan vardı. Başkan orada görüşünü açıkçası bildirmedi. Yani başkanın oyuyla da diğer belediye meclis üyelerinin orada olmaz halindeki biliyorum daha sonra deklar ettiler ki bizim suyun 2.30'dan alınması yönünde olacaktı şeklinde bir beyanları da vardı. Buradan baktığımızda mevcut hayırlar devam etmiş olsa bile, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bu oylar devam etse bile başkanın zaten oyu ayırt edici bir oydur eşitlik durumunda. Geçecek bir oylamaydı. O günkü mevcudiyet içerisinde oylama bu şekilde oldu. Bugün bizi bekleyen iki türlü karar var. Birincisi eski meclis kararı ki ben bunu önerdim kendilerine. Yani böyle bir irade varsa, ortada geçebilecek bir irade varsa ki bu halkın beklentisi bu yöndedir. Yani halka karşı bir siyasete dönüşür bu. Çünkü halk sizden bunu talep ediyor. Talep ettiğini mümkün mertebede en süratli şekilde size halka hizmet olarak ulaştırmak zorundasınız. Mevcut gelmeyen iki izinli olan ve bir mazeretsiz katılmayan belediye meclis üyesinin katılıp iradelerini eğer ki bu yönde belirtirlerse de mevcut meclis kararını tekrardan iptaliyle ilgili bir oylama yapalım. Halka, yani bu bir hukuki çözümdür. Hı hı. Belki siyaseten çok etik durmayabilir ama hukuki bir çözümdür. Yani bunun hukuki bir engeli de yoktur dedik. Bu yaklaşıma başkan bir iki haftalık bir sürenin içerisinde bir daha bir yoklayılım etrafı ona göre yeni bir oylama söz konusu olabilir dedi. Bu gece bu oylama olacak. Birincisi kararın eski alınan belediye meclis kararına 2.3'ten alınmamasıyla ilgili kararın iptali. Bu karar eğer iptal olması yönünde meclis bir irade ortaya koyarsa 2.30'dan alınmasıyla ilgili olarak da Sayın Belediye Başkanı meclisin yetki vermesiyle ilgili ikinci bir karar. Bu gece bizi bekleyen kararlar bunlar. Tabii bu eğer üretilirse 2.30'dan da alış tekrar herhalde bir alma kararı. Yani biri iptal edilecek. 2.30'dan bu abonelik sözleşmesini, geçiş süreciyle ilgili abonelik sözleşmesini imzalanmasıyla ilgili. Özelleştirmeyle ilgili hukuki o iki TDP'li ve bir YKP'linin bu yönde bir şeyleri, yaklaşımları vardı. Özelleştirmenin önünü açtığını, ilgili protokolün 22. maddesinin bizi 9. maddeye havale ettiğini, geçiş süreciyle ilgili yapı işlet devletin olduğu 9. maddeye havale ettiğini ve bunun bir özelleştirmenin adımı olduğu yönünde yaklaşım vardı. Daha önceki meclis toplantılarında da biz bu şeylerde yaklaşımları sergilemiştik. Tartışıldı bu mecliste ve bu yönde ilgili başsavcından bir görüş alınması. Yani benim açımdan mesela benim değerlendirdiğimde bir özelleştirmenin başlangıcı bir adım olarak yorumlamadım ben oraya. Ama öyle bir hassasiyet varsa başsavcılıktan bir görüş alalım dedik. Belediye başkana biz dedik ki bu yönde bir görüşme yapabilir misiniz Sayın Başsavcıyla? Böyle bir görüşme gerçekleştirdi. Onun da ilgili protokol yorumlamasında bize söylediği, bunun bir özelleştirmenin adımı olmadığı, özelleştirmenin daha sonra yapılacak ihale ile ilgili olarak kısmında başlayacağı ile ilgili bir yorum getirdi. Yani bu zaten geçiş, diyorum. Ayrı bir sözleşme. Bu geçiş ama orada da kılan nokta ilgili protokolün 22. maddesindeki işte yazıdaki bizi 9'a atması ve yap işlet devletin öncesindeki olan geçiş sürecinden bahsetmesi. Takılan nokta o. Yani bu da üçüncü bir görüştü. Büyük ihtimal belki bugün onların hassasiyetlerini giderici bir karar üretilirse yani bir karara ek olarak
bunun bir özelleştirmenin bir parçası olmayacağı şeklinde bir olacak karar, bilmiyorum meclis nasıl bir karar verecek. Yani sadece geçiş sürecini kapsayacak bir dönem mi? Böyle bir hassasiyet giderilmezse sanırım aynı o üç kişi yine aynı oyları verecektir. Evet. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde bilmiyorum, belki serbest bırakırlar, belki ayrı bir düşüncelere sahip olurlar, bilmiyorum. Şimdi benim dün yaptığım bir takım yoklamalar var bu konuyla ilgili olarak ve yeni bir de görüşün sunulacağı Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odaları odasıyla birlikte çalışılan işte bölge Lefkoşa'yı bölgesi olarak parçalayıp kaçak oranlarına göre kayıp kaçak oranlarına göre suyun hükümete bir teklif götürülmesi, yani şu şekilde biz mecliste her partiden bir kişi olabilecek şekilde bir ad hoc komite oluşturulduk suyla ilgili olarak bu konunun daha dar kapsamda konuşulup daha verimli bir toplantı halinde yürütülüp meclise de bilgi verilmesi. Şimdi bu ad hoc komitede farklı yaklaşımlar vardı. Yani ileride aslında ben odadaki filin 2.30 olmadığını, suyun belediyelerin vatandaşa hangi fiyattan ulaştıracağıyla ilgili sorunun esas büyük sorun olarak karşımızda olduğuyla ilgili bir şeyim vardı, öngörüm vardı. Ve bu yönde de çok ciddi tartışmaların mecliste geçeceğini düşünüyorum fiyatla ilgili olarak özellikle. Çünkü suyun fiyatını şişiren iki etken var. Birincisi sizin personel maliyetleriniz. Birincisi bu. İki, kaçaklarınız. Kaçaklarla ilgili sizin yıllardır yapmadığınız yatırımlar var. Biz daha önce belediye meclisinde de belediyenin bazı çalışanlara verdiği ek ödeneklerle ilgili çatışmalar yaşadık toplu iş sözleşmesinde. Bunların olmamasını, çünkü vatandaşa alınan paranın hizmet olarak dönmemesi gerektiğini, belediyenin sadece maaş ödeyen bir kurum olarak görülmemesini, aynı zamanda vatandaşa hizmet borcunun olduğunu, bunu da sağlanması için belli noktalarda tasarrufa gidilmesini, belli ödeneklerin, yani maaşın değil, ödeneklerin, yani buradaki ödeneklerin, ki adaletsizce dağıtılan bir ödenektir bu, yani skalası da bu şekildedir. Yani kıdeme göredir. Vakit kalsa gireceğim ben de konuşmak böyle bir şeydi, böyle bir yapıdadır. Ve biz buradan yaklaşık senede 10 milyon üzerinde ek ödenek veriyoruz. Biz bu 10 milyonla bu suyun geleceğini biz biliyorduk. Bunlarla ilgili kaçaklarımıza yatırım yapabilir miydik? Yapabilirdik 2 yıl boyunca. 20 milyon TL'lik bir yatırım yapabilirdik eğer biz bu ek ödeneklerle ilgili bir tasarrufa gidebilmiş olsaydık. Ve bugün suyun fiyatını 2.30'dan açıldığını düşünürsek 4.5'leri değil de belki de 3.5'leri konuşuyor pozisyonda olacaktık. Çünkü o kaçak sizin 100 ton suyunuzun 40 tonunun yerin altına gidip kamışları sulamasıdır. Yani tamamen sizin bu milli servetinizin bir kaybı gibi bir şeydir. Ve bunlara yönelik hiçbir adım atılmadı. Şimdi gelinen noktalarda fiyat, bir de fiyat kısmı gelecek ondan sonra. Bu fiyatta artık bunlar kaçaklara öngörülecek. Şimdi yapılan çalışmaların içerisinde Mimar ve Mühendisler Odası'yla ad hoc komitenin paydaşı olarak yaptığımız toplantıda şöyle bir çalışma yaptım. Aslında kısa vadede sıkıntılı, uzun vadede daha pragmatist bir yaklaşımdır bu. Kısa vadede sıkıntısı kamuoyu baskısı olacak belli noktalarda. Burada Lefkoşa Türk Belediyesi'nin su kaçaklarının en fazla olduğu bölgelerin tespiti, buralara suyun, eski suyun verilerek kaçakların az olan yerlere suların, yeni suyun verilmesi suretiyle bu kaçakların yatırımlarla azaltılması ve oralarda suların verilmesi peyderpey. Farklı bir şey mi var? Yani birine farklı su verebilecek? Şimdi işte bununla ilgili teknik bir rapor istedik biz ilgili su şubesinden. Komite o aşamadadır. Bununla ilgili bugün meclis bilgilendirilecek aynı zamanda. Çünkü kaçakların belli vanaları var. Mesela surlar içerisinde kaçakların en fazla olduğu, Çağlayan bölgesi en fazla olduğu bölgeler. Mesela bu bölgeler aslında yani yeni suyu bile verecek olsak asbestli boruların, yani kanserin olduğu borular. Yani asbestli borumuz mu var hala Lefkoşa'da? Tabii ki. Ve biz bunları da çıkıp söylediğimizde zamanında bu insanlar surlar içerisinde, Çağlayan'da başka bir iki bölgemiz daha var. Bunlar asbestli borulardır. Bunları bırakın suyun geçmesinin içinden. Solunmak bile kanserdir. Ve bu boruların değişmesi lazım. Yani surlar içerisinde siz yıkandığınız su size kanser etkisi yaratan. Yani siz en güzel suyu bile verseniz asbestli boruda. Yani o verdiğiniz şeyin hiçbir anlamı yok. Çünkü asbestli borulardan geçiyor bu sular. Ve bunların ivedilikle değişmesi lazım. Bu ülke bir kanser patlaması yaşadı. Bizim öngörülerimiz, belediye meclisindeki yaklaşımlarımız hep bu yönlerde oldu. Ama çoğunluk hep bunlara gün geldiği kulağını tıkadı. Gün geldiği cesaret edemedi üzerine gitsin. Karşısında sendikayı buldu. Gün geldiği bireysel yeniden seçilebilme etkenleri
ortaya çıktı ve gerekli adımlar atılmadı ve bugün buraya geldik. Ve artık bugün fiyatları konuşacağımız, esas problemi konuşacağımız noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Hı hı. Suyun fiyatı tabii ki önemlidir ama esas önemli olan ve kamuoyunda tartışılmayan suyun kalitesidir. Sayın Koyuncu bize belediye meclis üyelerinin bu konudaki düşüncelerini ve yaklaşımlarını söyleyebilir mi? Galiba bu hep ikinci plana atılıyor. Biz zaman zaman programlarda söylüyoruz Sayın Ahmet Kişmir bunun ne kadar önemli olduğunu, suyun kalitesinin ve bunu ön planda tutarak kararların üretilmesi gerektiği. Yani fiyattan daha da önemlidir. Suyun kalitesi. Kesinlikle yani bir uçurum var iki su arasında. Yani kıyaslanamaz bir şeydi ve zaten kıyaslansa bile bizdeki su kaynakları ciddi anlamda tüketildi. Ve siz yatırım yapmadığınız için sularla ilgili zaten su kaynaklarınız az ve bunlar da çekile çekile bitti ve artık dibi alınmaya başlandı. Ve bu noktada artık sizin ikinci bir seçeneğiniz olduğunu ben çok düşünmüyorum. Yani artık iki seçenekli bir durum yok. Tek seçenekli bir durum var ve bu su. Bu su buradayken halk kesinlikle ikinci suyu talep etmez sizden. Bu öneri çok yani benim anladığım kadarıyla işte kayıp kaçağın %20 ve altında olduğu bölgelerde dün elde ettiğim bir takım bilgiler. Buralara suyun yine 2.30'dan alınabileceği ama %20'nin üzerinde olan, kayıp kaçağı üzerinde olan bölgeler için de hükümete eski su fiyatından suyun talep edileceği yönünde bir çalışma. Çok işlevsel durmuyor ama bilmiyorum. Çok işlevsel durmuyor ama siz ATOK komite olarak bir paydaştan çalıştığınızda bu bilgiyi meclisten paylaşırsınız. Ve günün sonunda iradede mecliste olduğu için o irade bu yaklaşımlara paydaşın gösterdiği, ATOK komite ile birlikte çalıştığı bu yaklaşımlara nasıl yaklaşacağı da ilgili, iradesini nasıl ortaya koyacağı da ilgili durumu da görmek lazım. Yani kısa vadede sıkıntılıdır çünkü siz... Bir başka mahalle, yani Lefkoşa çok büyük bir yer değildir. Yani Çağlayan, Gaymaklı'ya verirken Çağlayan'a vermediğiniz ve öteki sudan verdiğinizi düşündüğünüzde böyle bir teknik ortamın yaratıldığını kısa vadede ciddi tepkiler alacaksınız. Kesin. Ama uzun vadede milli bir sebebi yerin altına ama gibi bir durumunuz da var. Bu tartışılacak yani bunun faydacılığı yönünden göğüslenmesi gerekir mi ya da göğüslemek zorunda mıyız? Bununla ilgili de bir yaklaşım sergilememiz lazım açıkçası. Yani 22 meclis üyesi bu yaklaşımı da ilk önce teknik bilgiler ortaya konulacak. İlgili teknik şubenin de bilgileri ortaya konulacak. Mümkün mü değil mi sunumunu yapacak meclise. Ve meclis de bunu da belki değerlendirecektir. Ben hep şunu söylüyorum ilk günden beri tartışmalarda. Bu su gelecek 2.3 hep fiyatı üzerinde duruldu. Hiç önemli değil fiyatı. Verilecek olan fiyatı da bence çok önemli değil. Biliyorum zaman zaman eleştiri de oluyor. Yani çok para ödenecek ama suya ödediğimiz para bizim aslında çok büyük rakamlar değil. Hatta iddia ediyorum ki çoğu insan zaten şu anda çok daha fazlasını ödüyor. Çünkü tankerlerle alıyor. Sonra kaldı ki tankerlerdeki suyun da kalitesi ve biz işte son iki haftadır bu konuda ilgili çok yayın yaptık. İçerisinde insan dışkısı olan sular servis ediliyor birçok yerde. Bölge bölge bunları aktardık. Böyle de bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden belki hükümet şu noktadan ortaya çıkabilir. Yani belediyeler biliyorsunuz 0.25'ten veriyor hükümet, devlet suyu. Üzerinde teşvik olarak sübvanse ediyor. Yani elektrik, işte 16 milyon gibi bir rakam yok. 20-25 milyon bandında yani bir rakamdı bu senede. 20-25 milyonluk bu şey ortadan kalkacak zaten yeni sisteme geçilmesiyle. Merkez hükümet bunu artık sübvanse etmek istemiyor. Etmek istemiyor. Bu rakam rahatlıkla kentlerin altyapısına kanalize edilebilir. Bence oluşması gereken kamuoyu baskısı bu yönde olması lazım. Şimdi, hızlı bir şekilde bu rakam zaten bütçede ayrılmıştır. Bu ayrılan rakamı bu kayıp kaçakların önlenmesine dolayısıyla ortaya çıkacak fiyatın zaman içerisinde aşağı çekilmesine kullanılabilir gibi bir aslında düşüncem Aykut Bey, var. Şöyle bir şey var. Biz siyasetçiler hep özellikle Kıbrıs'ta hep son günü bekledik. Yani biz gerekli belediyeler reformlarını yapmış olsaydık bugün bunları zaten yaşamıyorduk. Ama şöyle bir yaklaşım olabilirdi. Suyun tavan fiyatının ne olacağıyla ilgili bir karar üretilebilirdi. Mesela merkezi hükümet bu yönde belki bir karar üretebilir. Bütün belediyelerde tavan fiyatının ne olabileceğiyle ilgili. Çünkü neticeye düşündüğünüzde Göngeli Belediyesi'nin giderleriyle, personel giderleriyle, kaçak
fiyatlarından kaynaklanan yani ve fiyata etki eden durumuyla Lefkoşa Türk Belediyesi'nin aynı değil. Ama burada da şöyle bir şey var. Yani çok ön açık olduğu için mesela çalışmaların içerisinde 6 tona kadar 4.7 TL, 6 ton üstü 5.8'lerde, 6 ton 4 ton, 14 ton üzeri işte 7 TL'lerde falan diye bir çalışma daha var. Yani bir görüş daha var ortada. Yani Mimar Mühendisler Odası'nın görüşünün yanında bir de her yere su verilerek kaçakları da kapsayabilecek bir çalışma yapıldı. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Siz aldığınız suyu size merkezi hükümet devlet katkı payından otomatikten kesecek. Evet. Keseceği için sizin ay başında tahsil edemediğiniz durumda Lefkoşa Türk Belediyesi gibi normal şartlarda bile ödeyemez pozisyonda olan yani kendi idari ve mali yapısını bir sistematiğe oturtmayan belediye çok büyük sıkıntılar yani çok büyük sıkıntılarla karşılaşacak. Bu sıkıntıları esas odadaki bir başka bir noktadır. O fil dediğimiz büyük sıkıntıların bunlardı. Yarın ne yapacak sendika? Maaşımı alamıyorum diyecek. Hop greve gidecek. Başka bir şey olacak. Greve ama gidecek. Ama bir de başka bunlar olacak. Bir başka yani bunlar da gelecek karşımıza. Şu anda Lefkoşa'da ciddi bir nüfus suyu kullanmıyor. Vanayı kapattı. Evet. Kullanmıyor şebeke suyunu. Belediye de sadece tahsil edebildiği kadar. Çünkü zorunluluğu da yok. Belediye çünkü şey ödemediği için su parasını. Lefkoşa Türk Belediyesi sudan zaten para da kazanmıyor. Hayır, böylelikle yani şu an mevcut durumda. Bu gibi kullanıcılar da aktif olabilir. Aktif olacak bunlar. Neciye sağ, nereni bağlı. Örneğin bunlardan biri benim. Mesela evet. Kullanmıyorum şebeke suyunu. Bunu artık kullanacağım. Ödemeye başlayacağım. Belediye meclisine bu yönde de bir şey yaptık. Yani bu geçişle ilgili olarak eğer ikinci bir karardı o bir önceki oylamada. Eğer karar geçseydi ikinci bir oylama daha vardı. O da şuydu. 1000 adet akıllı sayacın alımıyla ilgili ihale. Yani 1000 adet akıllı sayaç alınacaktı. Kaynak var mı onunla ilgili? Şimdi bununla ilgili bir kaynak yaratılacaktı ve neticede onu o sayaçları alacak insanlar ödeyeceği için kısa vadede kapatma şansınız olabileceğini. Bununla ilgili bir de çalışma vardı. Belki bugün geçecek karardan sonra o üçüncü bir karar olarak önümüze tekrardan gelebilir. Belediye meclisine ek bir gündem olarak da gelebilir ya da bir yakın bir tarihte yapılacak bir belediye meclisinde bir gündem haline gelebilir. Bu da akıllı sayaçların alınarak tahsilatın peşin neticede suyu yüklüyorsunuz ve alıyorsunuz. Burada belediyenin yaşayacağı sıkıntılar daha azdır. Bu yönde de bir yaklaşım var ama sizin bugün düşündüğünüzde 1000 tane akıllı sayaçtan çözebileceğiniz bir problem değil sizin %40'ların üzerindeki kayıp kaçağınız. Ki bu bilmem hatırlar mısın Kutlu Ert döneminde pilot bölge olarak uygulandı, sonra yönetim değişti. Cemal Başkan geldi, söktü hatta hepsini. Böyle de bizim bir ülke genelinde böyle yönetsel evet. Sıkıntılarımız var. Biri gelir biri bozar. Bu o zaman atıldıydı, zamanında devam etseydi. Keşke devam etseymiş. Bugüne öyle bir sorun olmayacaktı ama işte böylesi bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi mesela sen konuşurken hemen tepkiler ne olabilir diye aklıma geliyor. Yani mesela zaten su fiyatı yükselecek her halükarda. Evet. Bunun yanı sıra bir de üzerine bir takım daha ekstra kayıp kaçak ve personel ilgili. Yok onu demiyorum da şey yani saat alımıyla ilgili vesaire. Evet. Bir daha ekstra yük binlerse zaten isyanda Lefkoşa'da yani hizmet alma noktasında sıkıntı yaşıyor. Bu tarz olaylar daha da bir şey körükler sanki. Belediyeye olan yaklaşımı daha da bir kötü hale getirir diye düşünüyorum. Burada önemli olan galiba biraz da belediyenin zaten en azından bizim dışarıdan görebildiğimiz kadar eski savurganlığı yok. Yani bir takım düzenlemeler biz zaten şu an yapıldı. Ama en büyük gideri yine maaş ve özlüklerinden kaynaklanan bir sürü saçma sapan benim ki bence onların ödemeler düşünüyorum. Evet. Yani batak bir belediyede bu tarz ödemelere hala daha devam etmenin saçma olduğunu düşünüyorum. Bir Lefkoşalı vergi veren kişi olarak. Evet. Bununla ilgili belediye meclisi ve belediye başkanı kararlar üretemiyor. Karşısında çünkü sendikal bir duruş var. Bize dokanma. Ne halin varsa gör ama bize dokanma. Şimdi Aytuğ Bey, kararlar üretemiyor başka bir şeydir. Kararlar üretmemek ayrı bir şeydir. Kararları üretmeye cesaret etmemek ayrı bir şeydir. Siz eğer ki halk iradesiyle seçiliyorsanız, bundan daha güçlü bir irade de yoktur ve oraya geliyorsanız ve size diyor ki zaten Lefkoşa Türk Belediyesi orada bir bozuk bir yapı var diyor halk.
Ve bütün meclisin birçoğunu da değiştirdi bu seçimde. Ben evet. siyasete yeni giren bir kişi olarak seçim kazandım. Halk bana bu şansı verdi. Niçin verdi bunu? Çünkü dedi ki orada bir bozuk yapı var. Gidin gençler burayı eski siyasetle değil yeni siyasetle artık yeni şeyler söyleyerek düzeltin. Ama biz buraya geldiğimizde bir baktık tablonun ne olduğuna. Bütçeye baktık. Belediyenin gelirlerinin ne olduğuna baktık. Belediyenin giderlerinin ne olduğuna baktık. Bir bakıyoruz ki belediyenin reel bütçesi 80 milyon dolaylarında. Şişiriliyor bütçe 110 milyonlara getiriliyor. Eksi 30 sizin sosyal sigorta ihtiyaç sandığına borç ekleme ve faizlerinin şişiyor. Bu taraftan bir bakıyorsunuz 80 milyonun 75 milyonunu 76 milyonunu siz personel maaşları ve ek ödeneklerine veriyorsunuz. Yani bunun ek ödenekleri nelerdir? Eşitsizce ve adaletsizce dağıtılan aile yardımı, bayram harçlıkları, her iki bayram harçlıkları, 1 Mayıs ödeneği. Biz bunlara dedik ki eğer ki bu belediyenin böyle bir şeyi varsa ki önemli olan siz vatandaştan aldığınız paranın karşılığını sokağa vermenizdir. Ki vatandaş da Şebnem Belediyesi'ne gelsin ödemelerini de yapsın aynı zamanda. Çünkü sokaktaki karşılığını görmediği zaman belediyenin itibarı da gider. İtibarı gittiği zaman çalışanın da itibarı gider sokakta. Çünkü sadece maaş yiyen insanlar olarak görülmeye başlanır. Ve ondan sonra siz hizmette hiçbir adım atamadığınız zaman zaten çuvallarsınız. Biz dedik ki burada gelin sokakta çöpü toplayana, menhollere inip kanalizasyonları soluyanlara, asfaltı dökenlere, bunlara risk ödeneği altında ödenekler verelim. Gerçek işçilik yapanlar. Evet. Çöp toplayanlar. Geriye kalanların aile yardımlarıydı. Diğer bu bayram harçlıkları falan kalkacak. Buydu önerimiz. Çünkü bu rakam 80 milyonluk bütçenin 12-13 milyonunu tutar. Siz bugün Lefkoşa'nın sokaklarını düşünün, kaldırımlarını düşünün. Asfaltın tonunun 110 TL olduğu bir yerde biz 12-13 milyonu sadece ek ödeneklere veriyoruz. Ve dönüyoruz burada 12-13 milyon ve biz sadece geçen yıl 2 milyonluk asfalt sadece o da bazı yerleri yamalamak için alabildik. Ama biz 12-13 milyon sadece o 2 milyonu biz iki bayramda veririz daha fazlasını harçlık olarak. Böyle yani, böyle bir maaşın adalet maaşın yanında verilir. Maaşın yanında bu maaş değildir. Evet. Yani şöyle bir şey var. Ki o zaman belediye başkanıyla da böyle bir ciddi tartışmaya girmiştim ben ve kendisi böyle bir açıklama yaptı dedi. Ben sosyal demokrat olarak kellemi kessem dedi. Ben bunu imzalarım dedi. Ama iki ay sonra ödeyemeyeceğini anladı. Biz o zaman ödeyemeyeceğini söylediydi. Ve bunların yanına ikinci bir kalem daha açıldı. Denildi ki çöp kamyonlarını sürenlere 5 TL, işte arkada duranlara 5 TL falan şeklinde 1 milyona yakın yıllık bir maliyet daha çıkarıldı. Bir kalem daha çıkarıldı. Ve bunu dedi ben sosyal demokrat olarak yaparım dedi. Peki dedim, sosyal demokratlık sadece sosyalizmin emek tarafından bakıp diğer her yere gözünü kapamak mıdır? Böyle bir anlayışı olabilir mi sosyalizmin içerisinde? Yani emekse o zaman verelim biz hepsini. Bütün belediyenin bütün kaynaklarını verelim. Sosyalizm anlayışında onlar yönetsin değilim. Yani maaşları yapalım 20 bin ama ödemeyik. Olanı paylaşabilir, olmayanı paylaşamayız. Yani sadece emeğin yüceltildiği, kamu menfaatinin göz ardı edildiği. Çünkü burada kamu menfaatini göz ardı ediyorsunuz siz bu tarafa vererek. Bunun bir adalet terazisinin olması lazım. Toplumla çalışan arasında bir adalet terazisinin olması lazım. O da hizmetle emeğin karşılığını alması şeklindedir. Bu terazi kurulmadı. Daha çok popülizm mevcut durumu. İşte o dönemlerde Cumhurbaşkanlığı seçimleri falan da vardı. Biliyorsunuz ülke siyaseti de çok küçük bir alana sıkıştığı için kimseye ciddi bir kesimi, neticede Lefkoşa Türk Meclisi'nin 855 çalışanı var. Çarp 4 olarak 3000 oy olarak düşünülür minimum herhalde bu. Bu ülke siyasetinin en çok çuvalladığı kısım da budur. Yeniden seçilebilme korkusu ve siyasete bazı şeylerin alet edilmesi hizmetlerinde ki belediyeciliğin bunun arınması lazımdı. O dönemde ilerlenmedi. Ciddi karşı karşıya geldik. Hatta toplu iş komitesinde benim istifam da olduydu. Şimdi iki ay sonra bunun ödenemeyeceği anlaşıldı imzaladan. Biz bunu söylemiştik. Dedik tamam burada da katkı vereceğiz size. Ve gelinen noktada artık başka öneriler yaptı başkan. İdare olarak. Bu önerileri sendika kabul etmedi ve uzlaştırma kuruluna gidiliyor. Süreç öyle işleyecek. Yeni bir toplu iş sözleşmesiyle ilgili. Yani o toplu iş sözleşmesinin ki 2-3 kişiye rağmen geçtiydi. O 2-3 kişinin haklı olması üzücü ama Lefkoşa Türk Belediyesi 2 yıldan fazla bir zaman kaybetmiş oldu. Ve ciddi bir paraları kaybetti. Hizmet anlamında sokağa yansıtamadığı hizmetleri de kaybetmiş oldu ki rakamsal bazda 20 milyon TL'dir bu. Sayın Başkan'ı tabii burada konuk ediyoruz zaman zaman. Aynı soruları
yönelttik yani benzer soruları, neden bunlar yapılamıyor diye. Sendikanın da bu konuda şeyi var. Yani hemen grev tehdidini ortaya sürüyor. Lefkoşalı çok değil yani 3 sene, 2,5 sene önce neler yaşadığı çok aşikar bilinir. Böyle bir ortamın içine kimse, hiçbir başkan ya da yönetici halkını böyle bir ortamın içine sokmak istemez ama görünen köyde kılavuz istemez. Şimdi sendikadan adım bekleniyor. Bugün yine Sayın Başkan'ın çağrısı var. Yani maaş ödeyemeyeceğiz. Birkaç ay sonra gelin tekrar konuşalım bu, bu ek ödenekleri vesaire. Tabii sendikanın duruşu net. Yani o konuda ne olursa olsun bulver kardeşim diyor. Beni ilgilendirmez. Şimdi masanın iki tarafı var burada. Masanın diğer tarafı sendika. Masanın bir diğer tarafı siz. Burada ciddi evet çalışanınızdır ama ciddi müzakereler ve kavgalar oluyor. Yani toplantılarımızda da. Ve bu tarafından baktığınızda siz, ben o dönemde sendikanın etkin bir grev gücü olmadığını ben belediye meclisine de söylemiştim. O dönemdeki arkadaşlardan da söylediydik. Beraber birkaç arkadaş aynı fikirdeydik o dönemde bu konuyla ilgili ve onu dile getirdik. Ben etkin bir grev gücünün olmadığını düşünürdüm. Çünkü sokakta karşılığı yoktu bunu. Halk tarafından bir karşılığı, desteği yoktu sendikanın. Ve aslında bizim üreteceğimiz o risk ödeneği şekline dönüşülecek bir şeyde de çalışanların içerisinde ben o grev gücünün de kırılabileceğini düşünürdüm. Neticede orada hak eden risk ödeneği olarak alacaksa karşılığını, o grevde çok etkin bir destek de vermeyeceğini düşünürüm. Bu da bir karşılığıdır bu. Neticede bir masada bir politikasıdır bu işin, grevin de sürecini nasıl yöneteceğinizle ilgili. Greviyle sendika greve çıktığı zaman bunlarla ilgili maaşları kimin ödemek durumunda olduğu ortada. Siz devlet katkı payından o zaman hizmet alırsınız. Ama ben o grevin çok etkili bir grev olmayacağını düşünüyordum. Yine aynı şekilde düşünürüm. Belediyenin eğer geleceğiyle ilgili bir sistematiğini oturdursak, risk ödeneğine dönüştürürsek, bundan sonra belediyenin 2 yıl sonrasıyla ilgili olarak evet şu an çok ciddi sıkıntılar bekliyor. Çünkü yapılması gereken hamleler 2 yıl içerisinde yapılmadı. Sistematik hatalar yapıldı mali ve idari yapı olarak. Bunların karşılığını bu 2 yılda daha çekecek belediye, Lefkoşa Türk Belediyesi. 2 yıldan sonra bir kaos daha bekleyecek bizi. Çünkü 2018'de geçen yasa var. 2018 Ocak ayı itibariyle sizin bütçeniz, bütçenizin yarısından fazla olamaz personel giderleriniz. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin 75-80 milyon şeyi var, geliri var. Lazım 40 milyon versin çalışanına. Yani bu durumda bütçesi onaylanmayacak yasaya göre. Bununla ilgili gelin adım atalım dedik. Aynı suda söylediğimiz gibi, bugünlerin geleceğini söylediğimiz gibi gelin adımları atalım. Sendikaya canlı yayında, genel sekreterine katıldığım bir programda söyledim. 2018 geliyor, adımlar atın. Bu eski siyasetlerden vazgeçin. Çünkü gün gelecek işte kaos ortamında yasaları değiştirmeye zorlanacak şekilde yapacağınız eylemlerle olmayacağını düşünüyorum ben artık bazı şeylerin. Bunlara sığınmayın. Gelin bu belediyenin geleceğini kurtaralım. Sizin de geleceğiniz kurtulsun. Lefkoşa'nın da geleceği kurtulsun. 2018'e yönelik de çalışmalarımızı yapalım. Hem gelirlerimizi artırmak anlamında hem de sizinle ilgili hangi tasarruf tedbirlerini alabiliriz? Çünkü ciddi sıkıntılarımız var. Yani ben geçenlerde belediye başkanına sordum. Yani bir personel var yaptığımız bizim araştırmada. Personel ortalıkta yok ama bizden maaş alıyor. Peki sordum ben bir yaptığım araştırmada. Nerededir? Belediye orkestrasında solisti. Hiçbir organizasyonda ben görmüyorum kendisini dedim. Dedi orada anlaşamadı orkestrayla. Peki nerededi? Tiyatroya yollandı. Bu kadın tiyatrocu değil. Tiyatroda hangi görevi alacak? Tiyatroyla hiçbir alakalı şeyle görmedim organizasyonda. Nerededir bu kadın? Ama biz maaş veririz. Belediye başkanına sordum ben, bu soruyor. Bu kadın bizim bir çalışanımızdır ve bizden maaş alıyor. Ve bu Lefkoşalı'nın parasıdır. Nedir durumuyla ilgili? İlgili şube amirinden bilgi isteyin dedim. Bize versin, rapor versin. Çünkü biz bunun maaşını ödüyoruz, bütçeliyoruz biz bunu. Karşılığında evet sıkıntılar var ama uyarıldı. Kendisine görevler verilecek ve kabul etmezse disipline gidecek. Bu tamamen eğer şu ana kadar yürüttüğümüz disiplin süreçlerini de düşündüğümüzde kendimizle çelişen ve belediye içerisindeki adalet şeyini, hissiyatını da zayıflatacak bir yaklaşımdır. Çünkü belediye nasıldır bilir misiniz? Ben bazen altta komitede kararı imzalarım, yukarıya çıkarım. Toplantıya katıldığım kişiler altta imzaladığım kararı söyler bana. Çok hızlı bir yayılma şeyi var, mekanizması var. Şimdi siz düşünün, mesela bu çalışanının bu durumunu görüyorlar. Mesela çalışanlar.
Diyor ki ben eziliyorum diyor. O evinde oturuyor, maaş çekiyor diyor. Ve kendisine hiçbir şey yapılmıyor. O zaman ne olur? Sizin idare olarak çalışanınızla kendi aranızdaki adalet terazinizde de sıkıntı olur. Ve çalışan sizin adaletinize itibar etmemeye başlar. Ve bu daha sonra başka çalışan size yaklaşımlarında da değişiklikler sergilemeye başlayacağı bir sürece doğru ilerler. Ve onunla ilgili ben şu an görüyorum, görevli verdi ve bayan orkestrada çıkıp solist olarak bir şeyler söylemeye başlamış. Biz yani, fark ettirince artık. Bu sütlü olan yaptıydım böyle bir değerlendirme. Yeri gelmişken gene yapayım. Hani aklıma geldi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası kuruldu mesela. Evet. Lefkoşa'nın da belediye orkestrası var. Hı hı. Yani bu ekonomik krizde belediyenin içinde olduğu işte kaydırırdınız o ekibi diğer tarafa. Oradan belediye bir nefes alırdı. Evet. Bu yandan da kimse mağdur olmadan bu tarafta belki birkaç nüans farkıyla. 7 kişilik bir şeydi. 7 kişilik bir orkestra kurdular. Dar bir kapsamlı bir şey kurdular. Aslında şöyle bir şey vardı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir önceki Cumhurbaşkanı Sayın Derbişer oldu. Belediyeyi ziyaret etti. Belediyeyi ziyaret esnasında ben de hasbelkader başkanla bir toplantı gerçekleştiriyordum o esnada. Ve odadaki konuşma şuydu. Sayın Belediye Başkanı dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı dedi, eğer tekrardan seçilmeniz durumunda bizim belediye orkestrasının Cumhurbaşkanlığında bir orkestraya kaydırılmasıyla ilgili bir düşünceniz olabilir mi? Sayın Dervişeroğlu'nun da bir yanıtı olduğu kendisine, seçilme halinde bu düşünülebilir şeklinde. Yani bu görevi halk bana verirse de seçilebilir şeklinde bir yaklaşımı sergiledi. Seçim bittikten sonra Sayın Belediye Başkanı'nın desteklediği bir adayın kazanıldığı ortamda ben o teklifinin tekrardan görüşülüp görüşülmediğini de merak ediyorum aslında. Hı hı. Neticede daha 7 kişilik bir orkestra çok dar kapsamlı bir orkestradı. Ve burada bir yaklaşımlar sergilenebilirdi. Bir adım atılabilirdi bu bizim belediye orkestrasının oraya kaydırılması şeklinde. Burada da adımlar atılmadı. Yani başka yerde yani başka bir kişi varken Cumhurbaşkanlığında bu söyleme haline getirildi ama adım atılmadı. Birçok noktada vardır bu. Belediyenin içerisinde yeri geldiği uyuşturucu kullananların olduğunu tespit ettik. 3-4 kişiydi bunlar. Biz belediye dedik ki bunları hemen biz görevden uzaklaştıralım. Hayır diye bir belediye meclisinde böyle bir yaklaşım oldu. Biz bunların işte rehabilite olsun. Hayır biz maaş vereceğiz. Gitsin uyuşturucu alsın ve belediyenin içine gelsin. Yani ben bazen koridorda gördüm ve dedim bu yönde adımlar atmanızı istiyorum. Yani belediyenin içerisinde bir şeyler ilk başlarda böyle eski anlayıştan uzaklaşıp yeni bir anlayışın ortaya konulması gibi olmaya başladıysa da ki çok öyle bir adımların da atılıyor. Zaman içerisinde eski statükonun yeni anlayışı bastırdığını gördük. Evet. Ve bu yeni anlayışın içerisinde benim en çok hayal kırıklığına uğratan da belediye meclis üyelerinin içerisinde gençler oldu. Çünkü onlar da daha büyüklerine yanaştı. Tekrardan seçilme isteğinden dolayı. Kimseyi kırmama dönmeme neticede halkımda bir sendikası yoktur. Kapınıza gelsin, dayansın ya da durdursun. Ödemezse işte mahkemeye gidersiniz. Halkın daha büyük gücü var sevgili sorumlu. İşte bizim halkımızda şöyle bir sıkıntı gücünün var. Gücünün farkında olsun yeter aktif ki. Aktif vatandaşlık yaparsa, yani derse ki seçimden seçime hesap sormayacağım. Her gün hesap sorabilir mi? İdarecilere hissettirirse bu halk, kesinlikle aldığı hizmetin en az 5 misli daha hizmet almaya başlayacak. Çünkü idareciler halkına bakar. Halktan çok ses gelmese, mesela şu an suyun fiyatı konuşuluyor. Eğer halk derse ki, çok ciddi bir şekilde Türkiye'de barajlar yapıldı. Yerin altında borular döşendi. Dağları, denizleri açtı, su getirildi. Sizin deponuz, bizim barajımız aktarıldı. Bizim barajımızdan belediyenin deposuna 2.3'ten bu su gelebiliyor. Sa ki Cumhuriyetçi Türk Partisi diyor ki bu daha düşüktür diyor. 1.1'lerden bahsediyor. Ama nasıl 6 TL üstüne senin vanayı açıp benim evime getirmen suyu ki maliyetini bunu nasıl 6 TL üzerine koyabiliyorsun mu? Bence halkın sorgulaması lazımdı. Mesela bunu sorgulasın. Ben odadaki fili bu olarak görüyorum. Hı hı. Halk eğer buna bir ciddi tepki koymazsa ki ben koymayacağını düşünüyorum. Çünkü ama o kadar bir su sorunu var ki hani 6 da olsa alacak, 7 de olsa alacak. Ne yapalım zaten alıyoruz. Yani şu andaki sorun zaten en büyük sorun kaçaktan da fazla. Personelin yüklediği miktar. 150'nin üzerinde bir çalışanınız var. Bizim su ve kanalizasyon. Düşünün ki biz senede devlete 1 milyon yani 0.25'ten aldığımızda 1 milyon TL'lik ödeme yapıyoruz suyla ilgili. Bizim aylık takribi tahsilatımız 700 bin civarında su ve kanalizasyon birleşmiş olarak ve bu neredeyse yetmiyor bile.
Çünkü kaçaklarınızı 0.25'te çok büyük rakamlar fark etmiyor. 2.30'da çok büyük rakamlar fark edecek de personel giderlerini size buna izin vermiyor. Bunlarla ilgili çalışmalar yapalım dedik. Oraya da hiçbir yaklaşım olmadığı için bugün bu şişirilmiş tablonun içerisinde yeniden aynı şeyler devam ediyor. Evet, Salih Bey demiş ki Sonuç Bey'e sorar mısınız? Önemli olan su mu? Kaçağın olduğu zehir akan boru mu? Bana göre boru önemli. Zaten siz de alt yapıların 2 yıldır yapılmaması. 2 yıldır o önde bunları söyledik. Bu asbestli borulardan bir damla bile su verilmemesi lazım. Evet. Kesinlikle. Şu an mevcut durumda 2.30'dan alındığı kararı ortaya çıkarsa kaçtır rakam? O komite bir rakam tespit edebilir. Şimdi işte dediğim gibi az önce bahsettiydim. 6 tona kadar 4.7-4.8 TL'lik bir yaklaşım var. Evet. 6 ton 14 ton arasında bir yaklaşım var işte. Bu da 5.7-5.8 şeklinde. Ve 14 ton üzeri olarak da 7 TL civarında bir yaklaşım var. Burada zaten bu netice belediye bunları tahsil etmesi için tüzük değişikliği yapması lazım. Çünkü biz tüzükle talep edebiliyoruz vatandaştan şeyimizi. Bu tüzüğün de değişmesi lazım. Yani şu anki mevcut fiyat değişecekse tüzük değişikliği de gerekecek. Bu geçiş döneminde tüzüğü hızlı rakamı değiştirip hızlı bakanla işte bakanlar kurulu da onaylarsa hızlı bir şekilde yasal bir ortamda oluşacağını düşünüyorum. Yani bu rakamlar konuşulan rakamlar ad hoc komitede budur ama meclis bunu tartışacaktır. Yani ben sadece vatandaştan paranın kaçağın giderilmesini çok doğru bulmuyorum. O fiyatın oraya çıkmasıyla ilgili eğer çalışanlarla ilgili de ek ödeneklerle ilgili bir şeyler varsa onların da masaya yatırılması gerektiğiyle ilgili bir tartışmanın olacağını bekliyorum. Çünkü vatandaş parasını verecek, bu taraftan bir fedakarlık gösterecek. Çünkü kaçağını yapmak için ama çalışan da o taşın altına elini koyması gerekir bu fiyat için. Burada meclis arkasına durur mu böyle bir karar üretse? Ben ondan da çok emin değilim. Bu meclisin aslında daha önceki meclislere göre, belediye meclislerine göre birçok iyi yönü olduğunu düşünüyorum. Ama cesareti zayıf bir meclis. O yüzden o cesaret noktasında sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani sadece belediye başkanını eleştirmek de bu konuda birazcık Kesinlikle belediye meclisi. Bugün, o gücü de bulması lazım arkasındaki radikal adımları atabilsin. Halk sokağa çıktığımızda belediye meclisi söyleyen belki isimlerini bilebilmez. İşte televizyona çıkan, gazeteye çıkanların en fazla isimlerini bilebilir. 3-5 kişinin bilebilir. Ama 22 belediye meclisi üyesi var. Ciddi bir irade var orada. Belediye başkanının partisinden 6 belediye meclisi üyesi var. Yani 16 tane kendi partisinin dışında belediye meclisi üyesi var. Ve burada başkan yasalara göre belediye meclis üyeleri, yani belediye meclisinin kararlarını uygulamak ve uygulatmak zorundadır. Ama bizim karar şemamız günlük idari yaşamla ilgili değil. Yani mesela belediye başkanı buraya çiçek ekeceğim diyecek. Yani biz o gibi şeylere de yani gündelik yaşamı idare yani itamir olarak belediye başkanı yönetir. Ha, liderlik vasfı olarak belediye başkanı her zaman sorumlu tutulur bu noktalarda. Ama çok ciddi kararlarda belediyenin mali ve idari yapısıyla ilgili birçok ciddi kararlarda belediye meclisinin ciddi sorumlulukları vardır. Yani burada başkan yalnız değildir. Evet. Bu noktada önemli adımların atılması gerekir tabii. Hep birlikte olacak bu iş. Yani tabii çünkü belli bir tepki ortaya çıkacak ama bunlar atılması lazım. Lefkoşal'da belki ben de size katılıyorum. İlk dönem belediyenin, belediye sendikasının grev yapma gibi bir şansı olsa da halk buna çok fazla... Çok ciddi tepki gösterecekti. Şu anda da belki çünkü neden bu... Bayram ödeneğiyle ilgili işte bir gün gecikmenin hemen grevle yanıt bulmasının yansımasına baktığımız zaman halka yönetime değildi daha çok eleştiriler. Yani şimdi, bu kadar da olmaz dedirtiyordu. Benzer yaklaşımın bu ortamda iyi anlatılırsa neden yapılmak istenen ki siz bir bağımsız olarak ortaya koyuyorsunuz. Bir başka CHP'li üye sevgili Onur'u dinliyorum, o da farklı bir şekilde ortaya koyuyor. Başkan bu yönde söylüyor ama hani irade koymuyor fazla. Korsa tabii arkasında da bir gücün oluşabilmesi gerekir. Kamuoyunu anlatma noktasında bize de tabii görev düşüyor. Her ne kadar sendikadan tepki de görsek anlatmak zorundayız tabii. Sendika kendi içerisinde de çatırdayan bir yapıdadır şu an. Yani belli şeylerin kullanılması lazım süreçlerin içerisinde. Yani belli dinamikler vardır. O da belli dinamikleri hedefleriniz anlamında kullanmanız gerekir. Bunlar bir liderlik özelliğiyle birlikte bir politikadır. Eğer bu süreci sendikayla bir müzakere ya da sendikayla
bir karşı karşıya gelme sürecinde belli dinamiklerinde ben kullanılması, siyaseten kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Gerekirse sendikanın kendi muhalefetiyle ilgili olarak da. Çünkü sendika kendi içerisinde ciddi bir çatırdama yaşadı bir dönemde bizim toplu sözleşmesinde. Ve 450-500 imzaya yakın imza topladılardı. Aile yardımlarının adaletsiz dağıtımıyla ilgili. Bilmiyorum süremiz var mı? Ben o konuya da değinebilirim. Son 5 dakikamız var. Evet, var. Şimdi belediyenin içerisinde aile yardımları şu şekildedir. Mesela siz Aytu Türkkan olarak diyelim ki belediyede bekarsınız. Ve belediyede bir şube amiresiniz. Yıllarınız var. 1350 TL bir aile yardım alıyorsunuz. 1250'den 1350'ye çıkarıldı bu yeni toplu sözleşmesiyle. Maaşın diyelim, dışındadır. Diyelim bu. Ki ben belediyede 7 yıllık 8 yıllık bir çalışanım. 3 tane çocuk babasıyım. Ve ben aile yardımını 500 TL alıyorum. Güneşin altında süpürüyorum da. Menhollere değinebilirim. Ben 500 alacağım. Ya da 800-900 bandındaki rakam alacağım. Aile yardımı adı üstünde bir aile yardım olduğu için sosyal yardım grubundadır bu. Yani kriterinin ne olması lazım? Aile düşük, ve aileyle evet. ilgili bir hem şey olması lazım. Hem aile sahibi hem de düşük. Ama belediyede bu çalışıyor. Kıdem esasıdır. Kıdem yani en tepeden en yüksek alanlardan başlar ve aşağıya doğru gelir. O gördüğünüz birçok çöpçü falan bakarsınız onlar 500, o güneşin altında duran insanlar 500 TL aldı aile yardımı. Dedik hiçbir şey yapmadınız. Hiçbir görüşümüze katılmadınız. Amenna. Ama o zaman gelin buna katkı koyalım size dedik belediyeye de bu tartışma esasında. Gelin dedik çalışanlar arasındaki bu adaletsizliği kaldırın. Yapalım rakamınız nedir madem budur. Bunu adaletli hale getirin. Yapalım diyelim ki bir evli olana, bir çocuk olana, iki çocuk olana buna göre bir şekillendirme yapalım. Ona göre dağıdım bu parayı dedim. Madem bizim görüşlerimize itibar etmediniz, bizim görüşlerimiz karşılığını bulmadı, bunu yapın, buna da destek verecek dedik. En azından bu adaleti gerçekleştirin. Yani belediyenin geleceğini düşünmüyorsanız çalışanlarınızın adaletini düşünün. Onu dedik, onu da yapmadılar. Çünkü mevcutların içerisindeki, o sendikaların içerisinde baktığınızda kimse bu düzenin bozulmasını istemiyor. Mutlaka. Tabii şey de işte az önce demek istediğim oydu. Mesela arkasında da güç bulacak mutlaka. Meclis güç olması lazım. Her ne kadar farklı partilerden kişiler de olsa görüşüyorlar. Çünkü ortak hedef Lefkoşalı'ya hizmetse eğer. Mesela ben baktım Cumhuriyetçi Türk Partisi farklı ki bu çok eleştirildi. Farklı belediyelerde suyla ilgili farklı bir düşünce ortaya koyarken Lefkoşalı'ya blok 8 hayır. Parti meclis üyeleri bile farklı. Bu ha. Çok şey eder yani... Mausa'da neden değil de Lefkoşa'da kardeşim? Madem parti olarak böyle bir politikanız var, orada neden evet de burada hayır? Yani demek istediğim, buralara yaklaşırken partisel gözlükleri çıkarıp hizmet gözlüğüyle bakmak herhalde daha doğru olur diye düşünüyorum. Ki bizi temel hedefe de bunlar ulaştırabilir ancak. Yani şöyle bir şey var mı? Başarı olursa Harmancı'nın başarısıdır. Bu başarısız olursa Harmancı'nın başarısızlığıdır. Dövelim ya da övelim. Gibi mi bir yaklaşım oluyor? Açıkçası şöyle bir şey vardır. Yani benim istifa sürecim de bu şekildeydi işte. Yani ben bu eski siyaset olduğunu düşünüyorum. Bu Harmancı'nın başarısızlığı değildir. Bu sonuç koyuncu belediye meclis üyesi ise sonuç koyuncunun da bir başarısızlığıdır. Onur Olguner belediye meclis üyesi ise onun da başarısızlığıdır. Ahmet Bazıbağlı belediye meclis üyesi ise onun da bir başarısızlığıdır. Bu başarısızlık bir grup, orada halkın iradesi kimlerden oluşuyorsa onların başarısızlığıdır. Halk en fazla Harmancı bilir, olabilir. Ben kendimi eğer bu mücadele içerisinde, bir ekibin içindeki... bu ekibin içerisindeysem ben farklı görüşlerimi elimden geleni yaptım. Ama ekip halkın iradesidir o masada oturan. Böyle bir başarısızlık varsa ben bunu belediye başkanının başarısızlığı olarak görmem. Çünkü ben oraya seçildiysem, halk beni oraya gönderdiyse... Çalışıp, üretip, sorunları çözme odaklı politikaları üretip başarı elde etmem lazımdır. Ben bakarım. 4 yıl boyunca, ben şu an 2 yılıma bakarım. Ben 2 yıl boyunca elimden geleni yaptım mı? Yaptım ama başarısızım. Diğer meclis üyeleri kendileri nasıl değerlendirir bilmem. Ben bir kurumun sadece maaş, belediyenin bir maaş ödeyen bir kurum olarak görülmesinden son derece rahatsızım. 2 yıllık siyasi hayatımı ben bu şekilde değerlendiriyorum. Doğrusunun da bu olması gerektiğini düşünüyorum. Yani yeni bir şeylerin ortaya konması lazım. Sokağa çıktığımda ben yeni bir şeyler yoksa, ben de çukurları hala daha düşüyorsam ve bununla ilgili parayı yöneten iradenin bir parçasıysam ve bunu değiştiremiyorsam ben başarısızım.
Ben bu şekilde bakıyorum. Bir yani sığınamam ben yaptım elimden geleni de ama onlar istemedi. Onlar çeksin, halk bunları vursun. Bu çok doğru bir yaklaşım değil. Ama kendimizi ifade etmemiz lazım. Yani elimizden geleni de yapmamız gerekiyor. Ve noktalıyoruz yavaş yavaş. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Umarım konuklarda faydalı bilgiler, doyurucu bir sohbet sağlamışızdır. İnşallah ve önemli olan bu akşam üretilecek sonuç zaten. Umarım sağlıklı bir sonuç üretilir ve Lefkoşa'da bu sağlıklı suya kavuşur. Ve Lefkoşa'nın daha sağlıklı yönetilebilmesi için de genel anlamda radikal adımlar atılır. Her ne kadar tepki, zaten değişim, gelişim karşısında sürekli olarak tepkiyi bulur ilk evet. etapta. Hele bizim gibi toplumlarda bu tepkileri aşamazsak da böyle devir daim aynı şeyleri yaşamaya devam ederiz. Umarım bu süreci artık hem ülke için hem Lefkoşa için atlatmış oluruz. Tekrardan teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Sonuç. Evet. Ve böylelikle bugünü bitirmiş olduk. Haftayı da detay programı adına noktalanmış olduk. Pazartesi günü Arife ama biz yine burada olacağız tabii. Ve konuğumuzla, konuklarımızla yine öne çıkan konuları konuşmayı, tartışmayı sürdüreceğiz. Her zaman söylüyorum hafta sonu olası tüm gelişmeleri yine buradayız. Diyalog TV'den aktarmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın diyoruz ve herkese iyi hafta sonu tatilleri. Görüşmek üzere.